biliyoruz dostum. Şimdi söyle bana, bu Hakkı'nın oğlu Yalçın'ı ne yapacağız? Teslim edilecekmiş. Kime? Ceylin ablaya. Şimdi teslim etmesek Hakkı'yı düşürürüz diyeceğim ama adam oğlu değilmiş. Ve işimize yaramaz. Öldürelim diyeceğim. Bize bir nam katmaz. Benimle alakası yok yani. Siz ne yapıyorsanız yapın. Eyvallah. Sen niye burada oturuyorsun? Abimin evinde de bir tane var. O da teslim edilecekti. Ekrem'in kızı Selda diyorsun da. Hızır'ın Ali buna ne diyecek? İşte ben asıl onu bekliyorum. Sahte madde, yalan dolan ama sonuçta karısı yani. Kolay gelsin Zafer abi. Sağ ol. Amca sen hala gitmedin mi Özgür'e? Oğlum siz hasta mısınız lan? He? Bir taktınız Özgür, Özgür de Özgür. Gitmiyorum. Hakikaten sen niye gitmedin Özgür'e? Cevap vermiyor, cevap. Arıyorum, arıyorum, cevap vermiyor. Özgür Hanım haklı. Beni de böyle eksen, ben de seninle görüşmem. Dostum mostum dinlemem yani. Hadi ben çıkıyorum. Zafer bıraksın seni. Ben taksiyle giderim ya. Taksiye binilecek zaman mı şimdi? Hem ne biçim babalık bu? O kadar kimsesin var, al birini yanına, şoförün yap. Şimdi benim şoförüm olursa bana ne derler? Ne derler abi? Şoförü olan yaşar derler. Dedirtmem. Zafer. Reis ocak kapalı. O elindeki keleşle ofisin ortasında sen hayırdır ya Zafer? Bu paralı askerleri belimizde tabancayla bekleyecek halimiz yok İlyas Reis. Ne oluyor böyle bekleyince, tırsıyorlar mı? Silahın en önemli avantajı caydırıcılığıdır. Kimsesiz reis mi bırakılacak? E burada sıkacağın kimse yoksa Zafer, olur. Sen şu makineyi bana ver de. Sen öbür makineyi kullanırsın. Hadi eyvallah. Karından haber var mı? Alparslan'la konuştum. Geldiğinde detayları anlatırım dedi. İyi. Kalp kırdım, kalp. En sevmediğim şey kalp kırdım.